Merhaba arkadaşlar, bu kayıtta dirençler hakkında bir sunum hazırladım. Dirençler elektrik akımına karşı korumalarından dolayı bu ismi almışlardır. Elektrik akımını sınırlandıran devre elemanlarıdır. Büyük V harfiyle gösterilen dirençlerin devredeki sembolü de genellikle üstteki gibidir. Ama alttaki sembolde görürseniz şaşırmayın. Birimi ohm'dur ve Yunan alfabesindeki omega harfi de bu birim yerine kullanılır. Ohm birimi direncin kaşifinin ismidir. George Simon Ohm, Alman fizikçidir ve 1820'li yıllarda yaptığı basit bir deneyle direncin varlığını keşfetmiştir. Ohm, iletken bir direncin uçlarına bir üreteç bağlayarak telden geçen akımı ölçer. Üretecin gerilimini değiştirdiğinde teldeki akımın da orantılı olarak değiştiğini görür. İşte bu orantı sabiti telin direncidir. Ohm kanunu genellikle sıvı analizi ile açıklanır. U borusunun her iki ucundaki sıvı seviyesi eşit olduğundan boruda bir sıvı akışı gözlenmez. Ancak borunun sağ kısmı şekildeki hale getirilirse seviye farkından dolayı boruda bir sıvı akışı olur. Bu olayda sıvı seviyeleri arasındaki fark potansiyel farkı, borunun darlığı, direnci ve sıvının akış hızı da akım şiddetini temsil eder. Sıvı seviyeleri arasındaki fark ne kadar fazla ise akış hızı da o kadar fazla olur. Borunun darlığı ne kadar fazla ise akış hızı da o kadar yavaştır. Dirençlerin kullanım amaçlarına gelince, akım sınırlamaya en basit örnek ledlerdir. 30-40 mA civarında akımlarla çalışan ledlerin iç direnci oldukça küçük olduğundan bir güç kaynağına bağlandığında gereğinden fazla akım çekip bozulabilir. Bunun için ledleri seri bir dirençle kullanarak üzerinden geçen akımı sınırlarız ve bozulmadan çalışmasını sağlayabiliriz. Dirençleri seri bağlayarak iki ucu arasına uyguladığımız gerilim, dirençlerin değerleriyle orantılı olarak her bir direncin uçlarında ölçülebilir. Örneğin, iki eşit direnci şekildeki gibi seri bağladığımızda, her bir direncin uçlarında AC arasına uyguladığımız gerilimin yarısı vardır. Fazla akım gerektirmeyen devrelerde bu gerilimler kullanılabilir. Dirençler akıma karşı koyduklarında ısı ortaya çıkartırlar. Ortaya çıkan ısı, direncin üzerinden geçen akımla doğru orantılıdır. Elektrikli ısıtıcılar, ısı üretimi için kullanılan dirençlere en güzel örneklerdir. Dirençler bir kondüktans ile kullanılarak zaman ayarlayıcı olarak kullanılabilirler. Örneğin 555 devresinde kondansatörün dolma boşalma zamanı ile üretilen kare dalganın periyodu ayarlı bir direnç ile ayarlanabilmişti. Dirençlerin türlerine bakalım. Sabit dirençler, değeri belli olup üzerinde belirtilen dirençlerdir. Eskiden dirençler karbondan yapılırdı. Karbon, kurşun kalem içerisindeki. Artık dirençler film şeklinde değişik maddelerin, ki bu maddeler metal, karbon ya da metal oksit katmanları olarak yapılmaktadır. Yüksek frekans devrelerinde her direnç kullanılamaz. Bu gibi durumlarda direncin hangi maddeden yapıldığı önemlidir. Ohm yaptığı deneyde sadece direnci bulmadı. Direncin nelere bağlı olduğunu da buldu. Örneğin telin boyunu iki katına çıkardı, akım yarıya indi. Telin kalınlığını iki katına çıkardı, akım da iki katına çıktı. Farklı bir iletken kullandı, tel üzerinden geçen akım değişti. Telli dirençler de genellikle ısıtıcı olarak kullanılan ve direnç değerleri birkaç ohmdan 1 kilo ohma kadar olan küçük değerli dirençlerdir. Değişken dirençler, değerlerini değiştirebildiğimiz dirençlerdir. Bu dirençlerin artık iki değil, üç bacakları vardır. Burada A ve B bacakları arasındaki direnç sabit olup, pozisyonu ayarlanabilen C bacağı ise
konumuna göre AC ve BC arasında değişen direnç değerlerine sahiptir. Trim potlar genellikle elektronik kartların üzerinde ya da board üzerinde takılarak bir tornavida ile değiştirebildiğimiz yapı olarak küçük devre elemanlarıdır. Potansiyometreler ise direnç değerini el ile kontrol edebileceğimiz dirençlerdir. Reostat telli dirençlerden oluşup sadece artık laboratuvar ortamlarında kullandığımız büyük hacimli dirençlerdir. Bağımlı dirençler değerlerini dış ortama göre değiştirirler. Termistörler, ortamın sıcaklığına göre artan ya da azalan dirençlerdir. Fotodirençler, ortamdaki ışık arttıkça direnç değeri azalan devre elemanlarıdır. Örneğin sokak lambalarının karanlıkta otomatik olarak yanmasında kullanılır. Varistörler ise belli bir gerilime kadar sabit dirençli, o gerilimden sonra dirence hızlı bir şekilde düşen bir devre elemanıdır. Gerilim koruma devrelerinde kullanılır. Dirençlerin değeri üzerlerindeki renk kodlarıyla belirlenir. Direncin üzerinde 4 şerit bulunur. En sona altın ya da gümüş gelecek şekilde direnç tutulduğunda diğer 3 şerit direncin değerini gösterir. Her renk tablodaki gibi bir sayıya karşılık gelir. İlk iki renk direkt olarak sayı olarak yazılırken üçüncü renk eklenecek sıfır sayısını gösterir. Son şerit altın renginde ise direnç değerinin belirtilenden artı eksi %5, gümüş renginde ise belirtilenden artı eksi %10 farklı olabileceğini gösterir. Örneğin şekildeki direncin ilk şeridi kahverengi yani 1, ikinci şerit siyah yani 0, üçüncü renk turuncu yani 3'tür. Son şerit altın renginde olduğundan tolerans artı eksi %5'tir. Yani bu direncin değeri 10.000 ohm ya da 10 kilo ohm'dur. Bir örnek daha yapmak gerekirse ilk şerit sarı, ikinci şerit mor, üçüncü şerit ise kırmızıdır. Bu direncin değeri 4.700 ohm ya da 4.7 kilo ohm'dur. Artı eksi %5 değişebilir. Bir başka kayıtta görüşmek üzere, hoşça kalın.